Şimdi geçiyoruz enginar dolmasının iç pilavına. Süper basit bir tarif ve yaparsanız günün sonunda parmaklarınızı yemeniz garanti. Bakın her zamanki ölçü bardağım içerisine yaklaşık bunun 1/4 olacak kadar zeytinyağı ekliyorum ve bir pilav tenceresine zeytinyağımı ekliyorum. Bu tarifte güzel bir iç pilav yapacağız. Onu hafifçe demlendireceğiz. Birazcık soğutacağız. Ondan sonra da enginarların üzerine koyup üstünü de kaplayıp güzel bir vaziyette pişireceğiz. Yapması uzun gibi ama hiç de zor değil. Yağ burada hafiften ısındıktan sonra 2 tane irice boy soğanı küçük yemeklik doğradım ben. İçerisine atıyorum ve soğanları hafiften yavaş yavaş terletmeye başlıyorum. Soğanı yaklaşık 8-10 dakika kadar böyle sabırla güzelce terlete terlete hafiften kavuruyorsunuz. Yakmıyoruz ama iyice böyle diriliğini alıyoruz. Arkasından işin içine pirinç girecek. Tarifin içerisinde çok çok fazla pirince ihtiyacım yok. Yaklaşık 1 su bardağı pirinç 7 tane enginarı doldurmaya yetiyor da artıyor bile. Hafiften şöyle bir sudan geçirdim ve terlettiğim soğanın üzerine önce pirinci ekliyorum. Şöyle bir tur kavuruyorum. Pirinçler göz göz olunca kuş üzümünü ekleyeceğim. Yaklaşık şöyle dolu bir avuç kadar kuş üzümü. Ben her zaman olduğu gibi suya bırakıyorum. Sıcak suyun içerisine bırakıyorum kuş üzümlerini. Hafiften böyle açılsınlar, birazcık daha böyle kendilerine gelsin, kupkuru vaziyette kalmasınlar diye. Onu da ekledim. Birazcık tuz. Şöyle. Birazcık karabiber ekleyeceğim. Hafifçe bir karıştıracağım her şeyi. Arkasından su ve küçük bir parçada şeker ilavesini yapıp işi bitireceğim. Buna normalde pilav yaparken biliyorsunuz ki 1'e 1,5 ölçüsü kullanıyoruz ama burada ikisinin ortası gibi olacak. Bir bardaktan belki bir tık fazla su koyabilirim. Daha da fazla suya ihtiyacım yok. Şu kadar yeter çünkü bu tam olarak pişmeyecek. Hafif böyle dolma olduğunda dolmanın iç kısmında da öyle pişecek. O yüzden kafayı kullanmaya devam ediyoruz. Suyunu ekledim. İçerisine lezzetini birazcık daha arttırmak için, çünkü bu bir iç pilav, diğer baharatları en son ekleyeceğim bu tarifte. Küçük bir parça, küçücük ama şöyle şeker ilave ediyorum. Ondan sonra da hafifçe bir karıştırıyorum her şeyi. Kapağını kapatmadan önce biraz daha aromasını arttırabilmek için de işin içine şöyle ince bir dilim limon, şu kadar yeter. İsterseniz bir tane daha koyarsınız. Aynen budur. İşlem tamam. Her şey şimdi burada kendi kendine yavaş yavaş pişecek. Ondan sonra da altını bir kısayım iyice. Yavaş yavaş pişecek. Suyunu çekecek. Ondan sonra baharatlarını ekleyeceğim. Ne ekleyeceğim baharat olarak? Birazcık yeni bahar, bir çay kaşığı kadar, çok değil. 2 dolu tutamda kuru nane ekleyeceğim. Buna bol nane olunca çok güzel oluyor. Ondan sonra da pişirmeye devam edeceğim. Ya daha doğrusu demlendirmeye devam edeceğim. Bak, pilav hafif böyle artık suyunu çekmeye başladı. Bu olduğunun göstergesidir. Bunun bir altını kapatalım. Kapağını açalım. Bak şöyle bir altını kaldırın. Hafif nemli kıvamda, tam pişmiş değil ama tencerenin içerisinde pişmeye devam edecek. Nasıl? Enginarlarla beraber. İçine koyduğumuz limonları ayırıyorum. Artık baharatlarını verme zamanı geldi. Bir çay kaşığı kadar yeni bahar ilave ediyorum. Çok aşırı ilave etmeyin. Acımtırak bir hale getirecektir. Bir çay kaşığı yeni bahar. Biraz rengini de döndürür. Arkasından da 2 dolu tutam kadar. Benim bu pilavlarda, iç pilavlarda naneyi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. 2 dolu tutam kadar kuru nane ekliyorum içerisine. Her şeyi şöyle... Ha, bu bununkiydi. Tamam. Her şeyi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Kuru nane, yeni bahar, tuz, karabiber, şeker, üzüm, pirinç, soğan. Bu zaten nasıl vasat ya da nasıl kötü bir lezzet ortaya çıkarabilir ki? İmkansız. Hepsini bir güzelce karıştırdıktan sonra ağzı kapalı vaziyette kendi halinde demlenmeye bırakıyorum. Bunun soğuması benim enginarı yapmam için çok 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 önemli bir detay. Şimdi bakınız, burada enginarların bir genel hazırlığını yaptım. Enginarda şöyle bir işlem var. Eğer piştiği zaman enginarınızı yeşil bir renkte kalmasını isterseniz böyle limonlu suyun içerisine bırakın. Zaten enginar rengini döndürdüğüme hafif yeşile doğru gidecek. Ama yok derseniz ki bembeyaz istiyorum ben enginarları. Bazı yerlerde yorum bembeyaz oluyor. O zaman bu hazırladığınız suyun içerisine
dolu bir kaşıkta un atacaksınız. Yani unlu limonlu suyun içinde bekletirseniz enginarlarınızın rengi piştiğinde beyaz olur. Sadece limonlu suda bekletirseniz hafif yeşilimtırak kendi rengine doğru döner. Bu da böyle altı çizilmesi gereken ince bir dipnot benden söylemesi. Şimdi gelelim bu enginarlı karışımın genel hazırlığına. Burada bir iç pilav olarak yaptık bunu. Bir de üst yorgan tabakası için bizim birazcık asma yaprağına ihtiyacımız var. Güzel, lezzetli salamur asma yapraklarından kullanabileceğiniz gibi eğer tazesi varsa, tazesini kullanıyorsanız birazcık kaynar suyun içerisine sok, çıkart yapıp bunun var olan o çiğ, o diri yapısını azıcık kırmanız lazım. Bizimki salamur olduğu için gayet iş gören bir kıvamda. Yapacağım şey şu. Bu arada bu pilavı ayrı bir kabın içerisine alıp aynı tencere içinde çalışabilirsiniz. Ama ben böyle bir tencerem vardı elimin altında. O yüzden hızlıca burada çalışacağım. Bu unlu suyun içerisinde beklettiğim enginarı alıyorum. Sonra burada hazırladığım iç pilavdan şöyle doluca bir kaşık alıyorum. Bunun içerisine doğru. Elimle şöyle güzelce bastırıp hafif bir tepecik yapıyorum. Şu şekilde. Zaten bu içerideki pilav acayip lezzetli. Gördüğünüz gibi çok da başka bir şey yapmaya gerek yok. Arkasından da şunu şöyle kenara alalım. Buradaki asma yapraklarından bir tane alıyorum. Yaprağın iç kısmı damarlı. Dış kısmı az gözüken damarlı. İç kısmı aşağıya gelecek vaziyette. Yaprağı bunun üstüne doğru kapatıyorum. Bazen bir yaprak yeter. Ama iki yaprak garanti olur. Çünkü bu yapraklar üçgen vaziyette ya şöyle. Aralarında boşluklar var. O birbirinin boşluğunu dolduracak vaziyette iki yaprağı şu şekilde üst üste koyuyorum. Yaprağın kenarlarından hafif sarkan, fazlalık gelen kısımlar varsa da onu da şöyle bunun altına, içine doğru topluyorum. Bir tanesini tam göbeğe koydum. Altı tane de böyle etrafına döndük mü? Toplam 7 taneden son derece güzel bir tencereyi rahatlıkla çıkartmış olacağız. Pratik ve genel prensip şu. Alacağız, bunun içerisini bir kaşıkla dolduracağız. Üstüne zarlı kısmı içe gelecek vaziyette 2 tane yaprak. Kenarlardan aşağıya doğru kapatıp güzelce tencerenin içerisine dizeceğiz. Ben şimdi bütün bunların hepsini yan yana diziyorum. Bunun altını yakacağım. Şöyle bir endişeye kapılabiliriz hep beraber. Acaba bunun altında bir şey yok ya, dibi tutar mı? Tutmaz çünkü biz doğru oranda su ve doğru oranda zeytinyağı koyacağız bunun içerisine. Şimdi ilk yapmanızı istediğim şey yaklaşık yarım bardak kadar zeytinyağını özellikle şöyle yaprakların üzerinden gezdirecek vaziyette tencerenin içerisine ilave etmeniz. Unutmayın günün sonunda sözün özünde bu aslında bir zeytinyağlı ve zeytinyağlı olacak. Yani öyle hani göstermelik bir yağ koymayacağız buna. Hak ettiği vaziyette zeytinyağını koyacağız. Özellikle de şu yaprakların iyice ıslanmasını sağlayın. Çünkü biz ne yaparsak yapalım bu bir yorgan görevi görüyor ya. Kendini feda ediyor. Birazcık hafiften pişiyor ama azıcık kurur gibi oluyor. O yüzden ne kadar zeytinyağı o kadar iyi. Toplamda yarım su bardağı kafidir. Şimdi bunun suyunu vereceğiz üzerine. Aslına bakarsanız böyle çok gibi gözükecek size ama kullandığınız tencere ve enginarlarınızın boyutuyla da biraz alakalı. Takriben 1,5 bardak kadar suya ihtiyacımız var. Bu su böyle tamamen hani enginarların bu üst limitine gelecek kadar olmasında fayda var. Yani daha doğrusu enginarların üst limiti dediğim dolmaların üstüne kadar değil. Altta bir enginar tabakası var ya, üstünde pilav var. O enginarın olduğu yere kadar olursa bunları güzel ve eşit vaziyette pişirir. Benden söylemesi. Yarım bardak daha koydum. Aşağı yukarı 1,5 bardak. Enginarlar o suyun içerisinde hafif kendi buharıyla da pişecek. Sonra buna bir parçacık tuz atacağım şöyle. Suyuna da gelecek vaziyette. Pilav kısmında karabiber vardı. Suyuna ekstra karabiber eklemeye gerek duymuyorum. İçerisine aynen az evvel olduğu gibi 2 tane de şöyle dilim limon atıyorum.
2 dilim limon aralara. Arkasından da bunun altındaki ateşi şöyle hafiften yüksek tarafa koyayım. İçerideki sıvı tıkırdamaya başlayınca altını kısacağım. Kapağını da kapatacağım ve takriben 40-45 dakika kadar burada güzelce tıkırdamaya başladıktan sonra pişireceğim.